Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Huawei'nin yeni kablosuz hoparlörüyle birlikteyiz. Biliyorsunuz Huawei daha önce de kablosuz hoparlörler tarafında karşımıza çeşitli ürünler çıkarmıştı. Bu seferki modelin ismi ise burada kutuda da gördüğünüz gibi SoundJoy olarak geçiyor. Gayet küçük, taşınabilirliği yüksek ve mobil bir cihaz. Biliyorsunuz artık kablolarla olan bağlantılarımızı tamamen koparmak üzereyiz. Yani artık kablosuz cihazlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olma yolunda hızla ilerliyorlar. Bu bağlamda baktığımızda kablosuz hoparlörlerin de yeri hayli genişlemiş durumda. Huawei de yine bizlere çok yardımcı olacak bir cihazla karşımıza çıktı. Şimdi bu hoparlörü böyle küçük gördüğünüzde ses seviyesinin çok belki yeterli olmadığını düşünebilirsiniz. Ama kesinlikle bu yanlışa düşmeyin arkadaşlar. Çünkü cihazın ses örneklerini birazdan size dinleteceğiz. Gerçekten muazzam bir performansı var. Şimdi dilerseniz şu cihazımızın tasarımıyla incelememize başlayalım. Dışarıdan görüldüğünde belki hani diğer hoparlörlerle benzer bir yapıya sahip olduğunu düşünebilirsiniz. Ama Huawei bu hoparlörün tasarımında öyle ince dokunuşlar yapmış ki baktığınız zaman o gerçekten bunu diğerleri niye akıl etmedi diye acaba düşünüyorsunuz. Örneğin yuvarlak bir yapısı var arkadaşlar. Çok basit bir şekilde başlayalım. Bu hoparlörlerin yuvarlanması bir sorun. Ama Huawei ne yapmış? Şuraya iki tane plastik parça yerleştirmiş ve bu plastik parçalar sayesinde hoparlörün yuvarlanmasını engellemiş. Baktığınız zaman gayet basit bir dokunuş fakat önemli bir problemi ortadan kaldırıyor. Geldiğimiz zaman arkadaşlar hemen hoparlörün bir kısmına tuşlar alt alta yerleştirilmiş durumda. Burada tuşların alt alta yerleştirilmesi ve tasarımı gayet hoş gözüküyor göze. Power butonun hemen altında mikrofon tuşumuz var. Mikrofon tuşunun hemen altında ileri sarma ve durdurma. Onun altında Bluetooth ve onun altında da eşleştirme tuşumuz yer alıyor. Onun da altında baktığımız zaman Type-C yuvamız göze çarpıyor. Şimdi Type-C yuvasını burada gördüğünüzde şunu düşünebilirsiniz. Ya bu hoparlör acaba su geçiriyor mu? Su geçirmiyor arkadaşlar. 1 metreye kadar su geçirmeme özelliği mevcut bu cihazda. Yani yazın sahile plaja gittiğinizde ya da ne bileyim bir göl kenarına gittiğinizde acaba su sıçradı, bir şey oldu mu, denize düştü, denize yuvarlandı, bir şey geldi mi başına diye düşünmenize, telaşa kapılmanıza gerek yok. Çünkü bu hoparlör su geçirmiyor arkadaşlar. Huawei bu cihazda arkadaşlar IP67 sertifikasına yer vermiş ki günümüzde pek çok kablosuz hoparlörde böyle bir şey rastlamıyoruz biz. Dolayısıyla bunun ürün için premium bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Mobil olduğundan dolayı şu soru kafanıza takılabilir. Acaba çok ağır mı değil mi diye. Çok ağır değil arkadaşlar. Bu ürünün ağırlığı tam olarak 680 gram. Genele baktığımızda, genelle kıyasladığımızda hoparlörün işlevine de göre gayet hafif olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim hoparlörümüzün teknik özelliklerine. Teknik özellikler bizim için şu açıdan önemli. Biliyorsunuz pek çok kişi bu tarz hoparlörleri ya deniz kenarında kullanıyor, ya kampa gittiği yerde kullanıyor, ya partilerinde kullanıyor. Yani kullanım alanı çok geniş arkadaşlar. Çok geniş olduğu için de nasıl bir ses kalitesi sunduğu bizler için gayet önemli. En kötü artık evlerimize bile bu tarz hoparlörleri kullanmaya başladık. Neden? Çünkü insanlar bu hoparlörü evinin bir köşesine koyuyorlar. Uzaktan telefonuyla bağlanıp herhangi bir şarkıyı vesaire çalabiliyorlar. Ayrıca bu cihazlarda mikrofon vesaire olduğu için görüşmeler için de kullananlar oluyor bunları. Şimdi Huawei'nin SoundJoy modeli bizlere ne gibi teknik özellikler sunuyor? Dilerseniz bunlardan biraz bahsedelim. Evet arkadaşlar şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Bu tabloda da yer aldığı üzere hoparlörümüzde 40 Watt'a kadar hızlı şarj bulunuyor ki 8800 mAh'lik bir batarya ile geliyor. Bu batarya bizlere arkadaşlar 26 saatlik bir oynatma süresi sunuyor. 10 Watt'lık bir tweeter var bunda ve buna 20 Watt'lık tam frekanslı karbon fiber bir hoparlör eşlik ediyor. 2 adet pasif radyatörümüz var. Bu sayede 2 metrede 79 desibel ses şiddetini alabiliyoruz. 3 adet mikrofon yerleştirmiş Huawei bu hoparlöre. Bu sayede belki hani sesli komutlar vesaire vermeniz de mümkün olacaktır. Bluetooth 5.2 teknolojisiyle geliyor. Bluetooth 5.2 teknolojisiyle gelmesinin şöyle bir artısı var. Eğer telefonunuzda da bu teknoloji destekleniyorsa veri iletişimini çok daha net bir şekilde sağlayabiliyorsunuz. Bluetooth teknolojisi düşük olduğunda ise veri iletişiminde vesaire bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla Huawei'nin burada 5.2'ye yer vermesi de bizler için önemli bir artı diyebiliriz. Evet, teknik özelliklerimiz tablo üzerinde bu şekilde. Peki gerçekte bu hoparlörün ses performansı nasıl? Şimdi dilerseniz cihazımızın ses performansı ile sizleri baş başa bırakalım.
Got the party jumping, about to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that ray of light. Şimdi ben cihazın biraz böyle kendisine has özelliklerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle şunu belirtmem lazım. Üzerinde bir NFC işareti var bunun. NFC işareti ne işe yarıyor? Telefonunuzu yaklaştırdığınızda, yani öyle Bluetooth'a gireyim, arattırayım, bulayım, eşleştireyim derdi olmadan. Telefonunuzda da eğer NFC özelliği varsa, bir şarkıyı açtınız diyelim. Yaklaştırdığınızda arkadaşlar direkt olarak bu şarkı hoparlörden çalmaya başlıyor. Ki bu özellik pek çok kablosuz hoparlörde yok. Dolayısıyla Huawei'nin böyle bir özelliğe yer vermesi gerçekten güzel olmuş. Şimdi hoparlörümüzü çevirdiğimiz zaman artı eksi tuşlarını görüyoruz. Bu artı eksi tuşlar tabii ki ses açıp kapatmaya yarıyor. Fakat telefonunuzdan da dilerseniz çaldığınız müziğin vesaire sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Burada sadece telefona odaklanmayın arkadaşlar. Eğer bir akıllı saatiniz varsa, akıllı saatinize müzik vesaire atabiliyorsanız, böyle bir fonksiyona sahipse akıllı saatiniz, cihazınızın üzerinden çalabilirsiniz bu müzikleri. Aynı şekilde bilgisayarınızda da Bluetooth desteği vesaire varsa ne yapabilirsiniz? Cihaza bilgisayarınızı bağlayarak Bluetooth üzerinden istediğiniz şarkıları çalabilirsiniz. Yani sadece şunu düşünmeyin. Ya ben bunu sadece telefonla mı kullanacağım gibi bir düşünceye girmeyin. Bu yanlış olacaktır. Evet, gelelim alt alta dizilmiş tuşlarımıza. Az önce aslında bunların az çok neye yaradığını söyledim sizlere. Fakat en altta bir tane eşleştirme tuşu var. Bu eşleştirme tuşu arkadaşlar, eğer Huawei Son Joy'dan bir tane daha varsa elinizde, ikisini birbiriyle eşleştirerek stereo ses elde etmenize yarıyor. Ayrıca şöyle bir güzellik de var. İki hoparlörü yan yana getirip salladığınızda da, çalkaladığınızda da bu şekilde ikisi birbiriyle eşleşiyor ve ortaya stereo ses deneyimini çıkartıyor. Bu gerçekten güzel bir özellik. En azından bizlere bu cihazdan iki tane almamızın ne gibi faydaları olacağını da bizlere gösteren bir özellik. Düşünsenize, bunu iki tane alıyorsunuz. Birini televizyonunuzun sağına, birini televizyonunuzun soluna koyuyorsunuz ve evde müthiş bir sinema deneyimi ortaya çıkıyor. Şunu da belirtelim son olarak. Huawei bu cihazı geliştirirken arkadaşlar ses teknolojileri tarafında Devialet'le işbirliği yapmış. Daha önce biliyorsunuz iki firma farklı projelerde de yan yana boy göstermişlerdi. Genel olarak baktığımız zaman başarılı işler ortaya çıkıyor ve yine bu cihazda da başarılı bir iş ortaya konulmuş diyebiliriz. Belki kafanızda şu soru takılabilir. Ya benim telefonum Huawei değil, farklı bir telefonla da farklı bir cihazla da ben bu hoparlörü kullanabilir miyim? Evet, kullanabilirsiniz. Fakat eğer bir Huawei sahibiyseniz bazı önemli artılara da sahip oluyorsunuz. Ne gibi artılar? Dilerseniz bunları da biraz açıklayalım. Örneğin arkadaşlar, Harmony OS 2 ya da daha sonraki sürüme sahip bir Huawei cihazına sahipseniz hoparlör direkt otomatik olarak tanımlanıyor cihazınıza. Yani ekstradan öyle Bluetooth'a gireyim, ayarlardan yeni bir tanımlama yapayım gibi uğraşmanıza gerek yok. Bunun haricinde Huawei MateBook D16 AMD modeli, Huawei MateBook 13 2021, Huawei MateBook 14 2021, Huawei MateBook X Pro 2021 modellerindeki Huawei bilgisayarları da otomatik olarak bulma özelliğine sahip bu cihaz. Az önce bahsettiğimiz saatten müzik çalma olayı da bazı Huawei saat modelleri için geçerli. Onları da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Huawei Watch GT 2 Pro, Huawei Watch 3 ve Huawei Watch GT 3'ten bu hoparlör üzerinden müzik çalabiliyorsunuz. Bu da gerçekten önemli bir artı diyebiliriz. Evet arkadaşlar, gelelim hoparlörümüzün fiyatına. Hali hazırda Huawei bu hoparlörü 2199 Türk Lirası fiyattan satıyor. Fiyatın oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü arkadaşlar, bu hoparlörün boyu böyle gözükebilir belki ama işlev olarak gerçekten bizlere tatminkar bir ses performansı sunuyor. Ayrıca sunduğu özelliklerin de rakiplerine nazaran premium olduğunu söyleyebiliriz. Elbette yine tercih sizin. Fakat biz bu hoparlörden gerek tasarım olarak gerek performans olarak gayet memnun kaldık diyebilirim. Eğer bu cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa alt kısımda yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince sizlere yanıt vermeye çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.